Atomi şirketi sosyal açıdan da gerekli bir şirket. İşin meşruluğunu yargılarken, başka bir kriterden bahsedeceksek, satışını yapmasam da atomi ürünlerini kullanmalıyım diye düşünen kişiler, bu işi yapabilirler. Fakat bu kaliteli ürünün daha ucuza satıldığı yerler biliyorum diyen kişilerin kesinlikle bu işi yapmaması gerekiyor. Böyle insanlar atom için çalışsalar da başarılı olmaları zor. Neden mi? Çünkü insanlar vicdanlıdır. Kendi kullanmadığımız bir ürünü satmaya çalışmak sizler için de oldukça zordur. Fakat bu işi yapmasanız da daha ucuz ve daha iyi olduğunu düşünüyorsanız bu işi yapabilirsiniz. Öyleyse önce bir katılayım diyorsanız amacınız başarılı olmak olmalı. Başarı kriteriniz sadece hayatınızı sürdürmekle kısıtlı ise buna başarı diyemeyiz. Bu sadece vakit öldürmektir. Bu yüzden mutlaka başarılı biri olunması gerekiyor. Ancak bu dünyada başarılı olan kişi sayısı çok değil. Genelde insanlar 0 yaşından 30 yaşına kadar hazırlık yaparlar. Ne hazırlığı yaparlar? Ders çalışırlar değil mi? Genelde 30 yaşından 60 yaşına kadar çalışırlar. 60 yaşından 90 yaşına kadar yaşlılık dönemini geçirirler. Yani 30 yıl ders çalışırlar, 30 yıl bir işte çalışırlar ve 30 yıl yaşlılık dönemlerini geçirirler. Son günlerde kaos yaratan bir söylenti dolaşıyor değil mi? 120 yaşına kadar yaşanılabileceği konusunda oldukça ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Hastaysanız ve paranız yoksa bu yaşlılığınızın felakete dönüşebileceği anlamına gelir. Bu yüzden bu felaketten kaçınmanın bir yolunu bulmalısınız. 30 yıl boyunca gayretle ders çalışıp, 30 yıl çalıştıktan sonra sadece yüzde birlik bir kesimin başarılı olduğunu söylüyorlar. Yani zengin olduklarını söylüyorlar. Çevremize baktığımızda 100 kişiden ancak birine zengin diyebiliriz. Benzer şekilde 20 kişiden ancak birinin yeme içme derdi yoktur. Geri kalan %95'lik kesim aslında hayatta başarısız olan insanlardır. O zaman neden birçok insan bu şekilde kendilerince gayretle çalışıp iyi bir şekilde yaşamak için gece gündüz demeden çabalamasına rağmen bu kadar insan başarısız oluyor? Buna dikkat eden bilim insanı Carnegie'dir. Andrew Carnegie, Amerikalı iş adamı ve hayırsever. Carnegie oldukça fakir bir ailenin çocuğu olarak doğmuştu. Ancak çelik kralı oldu. Carnegie Vakfı'nı kurdu ve hala zor durumdaki insanlara yardım ediyor. Şu an vefat etmiş olmasına rağmen, yaşlandığında tekrar fakir bir ailenin çocuğu olarak doğsaydım, yine zengin mi olacaktım? Yoksa ben tesadüfen mi zengin oldum diye düşündü. Kendisinin fakir bir ailenin çocuğu olarak 10 kere doğsa da kesinlikle tekrar zengin olabileceğini, fakir bir ailenin çocuğu olarak 100 kere doğsa da tekrar başarılı biri olacağını söyledi. Bunun sebebinin kendisinin başarının kuralını ve başarılı olmanın yöntemini bildiğini ama pek çok insanın başarısız olmasını nasıl başarılı olacaklarını, başarının yöntemini ve kurallarını bilmemeleri olduğunu anladı. Bu yüzden bunu birçok insana öğretmesi gerektiğini düşündü. Bu yüzden son başarılı işi ile elde ettiği şey nasıl başarılı olunabileceğini gösteren başarının kuralları oldu. Başarının kuralı dediğimiz şey, öylesine karar verdik diye kural olmuş bir şey değil. Carnegie öyle karar verdi diye de kural olmamış. Carnegie zaten olan kuralı fark edip olduğu gibi uyguladığı için gerçekleşti. Ayrıca kural olarak adlandırdığımız bu şeyi sadece olduğu gibi uyguladığımızda aynı sonuca ulaşmamız gerekiyor. Yani A ile B'yi toplarsan C'yi elde edersin. Böyle olması lazım. A ile B'yi topladığında sonuç C'de çıktı, D de çıktıysa bu bir kural değildir. Ayrıca bu çoktan belirlenmiş olduğu için Stephen Covey bunu kuzeye bakma ilkesi olarak adlandırdı. Kuzeye çoktan karar verilmiş. Yani kuzey çoktan belirlenmiş. Kuzey yönü dediğimiz şey çoktan belirlenmiş. Bu yüzden böyle şeylere doğa kanunları deniyor. Yani su her zaman yukarıdan aşağıya doğru akar. Ve böyle şeylere çiftlik kuralları diyenler de var. Çiftlikte tarım yaparken mutlaka doğa kanunlarına göre yapılması gerekir. Kore Yarımadası topraklarında pirinç yetiştirmek istiyorsanız, ilkbaharda pirinç tohumlarını ekip sonbaharda hasat etmeniz gerekir. Sonbaharda pirinç tohumu ekerseniz asla hasat elde edemezsiniz. Bu yüzden sadece doğa kanunlarına göre yapmanız gerekir. Bu yüzden başarının kuralı da çoktan belirlenmiştir ve ancak buna göre hareket ederseniz başarı elde edersiniz. Kurala göre bir öyle bir böyle yaparsanız sonucunda başarılı olamazsınız. Öyleyse başarılı olan insanların, başarılı bilim insanlarının açıkladığı başarı kurallarını öğrenirsek, tıpkı çiftlikte tarımla uğraşan bir çiftçi gibi genellikle başarıyı yakalarız. Öyleyse hayatını başarı kurallarına göre yaşayanların yüzde doksanından fazlası başarılı olur. <laughs> Öyleyse buradaki herkes 30-70 milyon vondan fazlasını kazanan zengin insanlar olabilir. Bu o kadar da zor bir şey değil. Çiftçilik kadar kolay. Çiftlikte çiftçi tarım yaparken ilk yaptığı şey nedir? Bazıları tohumları hazırlar. Bazıları çeltik tarlası satın alır. Bazıları tarım aletleri hazırlar. Bazıları tarım parasını hazırlar. Pek çok farklı şey söylerler. Ancak bir çiftçinin yaptığı ilk şey neyden ne kadar elde edeceğini düşünmektir. O zaman 10 çuval pirinç hasat etmek istiyorsa ister çeltik tarlası satın alsın İsterse pirinç tohumlarını hazırlasın, 10 çuval pirinç hasat etme kararını önce kafasında verdiği için çeltik tarlası alır, pirinç tohumlarını hazırlar, tarım aletlerini hazırlar, bunun için gereken işçileri de ayarlar. Bu yüzden bizim de hayat denen tarımı yaparken sonbaharda nasıl hasat edeceğimizden bahsediyorum. 3 yıl, 5 yıl sonra nasıl biri olacağımızı şimdiden kafamızda belirlemeliyiz. Sonbaharda depoya 10 çuval pirinç girmeden önce, önce aklınıza 10 çuval pirinç girmeli ki, bu bir yıl çiftçilik yaptıktan sonra sonbaharda deponuza girsin. Mutlaka kafanızda 3, 5, 10 yıl sonraki ölürken nasıl bir halde ölmek istediğinizi kafanızda net bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Fakat bu biraz karmaşık bir şey. Çünkü insanlar biraz karmaşık yaratılmıştır. İnsanlar nasıl yaratılmıştır derseniz şu şekilde. İnsanın vücudu vardır. Beden deniyor değil mi? Sonra ruhu vardır. Sonra canı vardır. Sonra ise etrafımızı çevreleyen şeyler vardır. Bu dört unsurdan oluşur ancak bu dört unsurun talepleri birbirinden farklıdır. Bu yüzden nasıl başarılı olacağım diye düşünürseniz, ancak bu dört unsur eşit, dengeli bir şekilde yeterli seviyeye ulaştığında gerçekten başarılı biri olabilirsiniz. Mesela bedenin istekleri şöyledir. Birincisi sağlıklı olmak. İkincisi uzun yaşamak. Üçüncüsü bolluk içinde yaşamak gibi istekleri vardır. İyi bir şekilde yaşamak böyledir. Ruh sadece insana mahsustur. Mesela hayvanların ruhu yoktur. Ruh zaman kavramına sahiptir. İnsanların hepsi ruhu özleyen bir kalbe sahiptir. Ve ruh manevi dünyayı arar. Hayvanların ruhu olmadığından asla maneviyatla hareket etmezler. Yani uygar topluma sokulan maymunlar anma töreni yapmak gibi ya da kilise inşa etmek gibi davranışlarda bulunmazlar. Fakat insanlar ne kadar ormanda, uygarlıktan uzak bir şekilde yaşarsa yaşasın, mutlaka manevi bir şeye hizmet ederler. Yani bu ruh, ruha özlem duyar. Ve biz sevme ve sevilme arzusuna sahibiz. Can bilinmezliklerin alemini bilme arzusuna sahiptir. Bu yüzden öğrenme arzusuna sahiptir. Neşe, öfke, hüzün, keyif alma duyguları devreye girer. Ayrıca bizler çevre ortamımız, sosyal ortamımız ve doğal ortamımıza katkıda bulunma arzusuna sahibiz. Bu yüzden katkıda bulunduğumuz bir hayat yaşamalıyız. Bu yüzden bu dört unsurun ancak eşit bir şekilde tatmin edildiği bir hayat yaşarsak gerçekten başarılı bir şekilde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Ancak bu dört unsur tamamen birbirinden bağımsız değildir. Bu dört unsur aslında birbirleriyle uyumlu haldedir. Ancak bu şeyler bir araya geldiğinde gerçek tutku ortaya çıkar. Bunlar birbirinden ayrılırsa o insan soğuk birisine dönüşür. Mesela iyi yaşasam ne olacak diyenler var. İyi yaşasam ne olacak diyenler içlerindeki sevgi soğuduğu için öyle konuşuyorlar. Yani iyi yaşamamızı gerektiren şey sevdiğimiz insanların olmasıdır. Ben iyi yaşayamadığımdan evlatlarım güç bela yaşıyor ve umarım ebeveynlerimiz de iyi bir şekilde yaşadığımızı gördükten sonra vefat ederler. Bütün ebeveynler ben ölsem de senin güzel bir şekilde yaşadığını görmem gerek diye düşünür. Ve buradaki beyefendiler siz güzel bir şekilde yaşayamadığınız için eşleriniz de sıkıntı çekiyor. Ayrıca hanımefendiler lütfen iyi bir şekilde yaşayın. O zaman eşiniz bu kadar zorluk çekmez. Yani eşinize hayatım şu andan itibaren güzelce dinlen Ayrıca sadece bu zamana kadar yapmak isteyip de yapamadığın şeyleri yaparak yaşa. Bundan sonra her gün golf sahasına git. Balık tutmak istiyordun, değil mi? Her gün sadece balık tut. Evlatlarım, ders çalışmak istemiyorsunuz, değil mi? Ders çalışmayın. Gidin seyahat edin. İyi yaşamamızı gerektiren sebeplerden biri de çocuklarımızdır. Şöyle derler ya, para kazanacağın bir işte çalışma. Hayatın boyunca para kazanacağın bir iş yapma. Annen sana ömür boyu yetecek kadar para kazanacak. O yüzden para kazanmak için çalışma. Ancak hayatın boyunca başkaları için yaşa. Ya da gerçekten yapmak istediğin bir şey için para kazanamasan da gerçekten yapmak istediğin bir şeyse onu yaparak bir ömür boyu yaşa. Diyen bir anne olsanız olmaz mı? Bu durum çocukların hoşuna gider mi? Gitmez mi? Tabii ki hoşlarına gider değil mi? Çocuklarımıza böyle şeyler söyleyince. Sonrasına baktığımızda o çocuklar çok para kazanıyorlar. Neden mi? Çünkü başkalarının yapmadığı işleri yapıyorlar. Daha önce yapılmamış olan işleri yapıyorlar. Yani orada çok rahat oluyorlar. Bu yüzden düşüncelerimizi tamamen değiştirip iyi yaşamamız gerektiğini söylüyorum. Yine öğrendikçe iyi yaşamaları gerektiğini anlarlar. Çevremizde zor durumda olan kişiler var. Bu yüzden televizyon izlerken çok ağlarım. Oğullarım bana yine mi ağlıyorsun diyorlar. Çok para kazandıktan sonra yardım ederim diye düşünürseniz, çok para kazansanız da yardım edemezsiniz. Çok para kazanınca harcamakla meşgul olacağınız için vaktiniz kalmayacak. Bu yüzden az kazanırken kazandığınız kadar yardım etmelisiniz. Şirketimiz başından beri şirket zor durumdayken bile biraz olsun yardımda bulunduk. Birkaç yüz bin vondan başladık. Uzak yerlere değil, yakınımızdaki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinden ikişer kişinin öncelikle harç parasını karşıladık. Her neyse, kazandığımız kadar yapabileceğimiz şeyleri yapıyoruz. Bu yüzden biz bu şekilde katkıda bulunmak için bile olsa mutlaka başarılı olmalıyız. Başarılı olursak böyle şeyleri gittikçe daha çok yapabileceğimizden bunlar için bile olsa mutlaka başarılı olmamız gerekiyor. Böyle şeyler yapmak için daha çok para kazanmamız gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle erkeklerin kötü işlere bulaşmadıkları sürece pek para harcayacakları yer yok. Kadınlar para harcasa da önemli değil. Kadınların para harcayacakları çok yer var. Kadınlar kolye bile alsa altın kolye, inci kolye, inci kolyenin de tek kat zincirlisi, çift kat zincirlisi, incisi büyük olan, küçük olan, siyah inci, beyaz inci, son zamanlarda pembe inci de var. Çantanın da sapı kısa olanı, uzun olanı, küçük olanı, büyük olanı var. Kıyafet rengine, mevsime göre uydurmaları gerektiği için mutlaka 12 tane çantaları olması gerekiyor. Erkeklerin bir tane takım elbisesi olsun yeter. Bir de kravat. Kravat da birkaç tane olsun yeter. Yüzük de öyle. Her şeyde durum bu. Kadınlar elbise, iki parça, üç parça, uzun, mini hesaplayınca para harcayacakları çok şey var. Kadınlar biraz para harcasa da olur. Erkekler bunlara para harcamamalı. Sevdiğimiz insanlar olduğu için iyi yaşamalıyız. İyi yaşamamız gerektiğini düşünmeliyiz. Özellikle erkeklere söylemek istediğim çok şey var. Eşinize bu üç işi yaptırmayın. Yemek, çamaşır ve temizlik. Evlenirken eve hizmetçi mi alıyorsunuz? Neden bunları eşinize yaptırıyorsunuz? Yemeği de, çamaşırı da yeteri kadar yaptı. Artık bunları yaptırmamanız lazım. Mutlaka zengin olmayı düşünmeniz gerekiyor. Neden mi? Ben zengin olayım ki sevgili kocam eve gelince rahat etsin. Yani sevmek için zengin olmanız gerekiyor. Ders çalışıp öğrenmelisiniz. Sevgi de öğrenilen bir şey. Sevgi tekniktir, bilgidir. Sadece lafta "seviyorum" derseniz olmaz. Her neyse Bizler başarılı olmak istiyorsak bu üç şey aynı anda uyum içinde olmalı ki gerçek tutku buradan gelsin. Yani çalışma tutkusu olmayan birinin sevgisi soğumuştur. Kötü bir insandır. Sevgini soğuduysa kötü birisinizdir. Bu yüzden biz bu dört unsuru yani İyi yaşayıp, sevip, öğrenip, katkıda bulunduğumuz hayatı, bu dördünü eşit şekilde tatmin ettiğimiz hayatı dengeli hayat şeklinde adlandırıyoruz. Bu yüzden kafamızın içinde neler düşünerek yaşadığımız oldukça mühimdir. Bu dört unsurun hepsini gerçekleştirdiğimiz bir yaşamı kafamızın içinde çizmemiz gerekiyor. Fakat, pek de mümkün değil. Zor, değil mi? Para karmaşık bir yerde. Çünkü basit yerde olan parayı çoktan başkaları aldı götürdü. Benim payıma kalmadı. Bu yüzden karmaşık düşünmeyi bilmemiz gerekiyor. Biz düşünme yeteneği denilen oldukça mükemmel bir yeteneğe sahibiz. Bu Atomi denen şirketi neyle oluşturduğumu biliyor musunuz? Neyle oluşturdum? Tek bir düşünceyle oluşturdum. 2.8 milyon vonluk karnivale binerken 17 kişiyi toplayıp Atom şirketi uluslararası bir şirket olacak dedim. Royal Master olursanız ayda 50 milyon won kazanacaksınız dedim. 2.8 milyon wonluk ikinci el bir karnivale biniyordum ama 17 kişiyi topladım. Ofis bulması 3 ay süren bir şirket başkanı, şirket başkanı da dahil iki çalışanı var. Şirket başkanı bir kişi, başkan yardımcısı olarak da biri vardı. İki çalışandık ama etrafta şirket başkanıyım diye dolanıyordum. Neden mi? Ben en başından beri şirket başkanı olacağımı biliyordum. Fakat aklımda tüm dünyayı kapsayacak bir dağıtım şirketi oluşturmak vardı. Prensiplere ve kurallara göre... Ders kitaplarına göre ilerlerseniz büyümemek için bir sebebiniz yok. Bir yapayım bakalım diye cesaret ettim ve oldu. Bu yüzden yaşamak istediğiniz hayatı bir film gibi hazırlayın diyorum. Bu nokta noktanın hayat senaryosu diye yazabileceğiniz bir form dağıtacağım. Böyle hazırladık. Bir tane yuvarlak var. bu şekilde hazırladık. Buraya yazacaklarınız içinde beden, ruh, can ve çevre bir kere olmalı. İki kere yazsanız da olur. Öyleyse iyi yaşıyorum demek, sağlıklı olmak demektir. Öyleyse buraya sağlık girmeli. Ondan sonra bolluk içinde yaşamak gerektiğinden bahsetmiştim değil mi? Bolluk içinde yaşamak için yiyecek, içecek, giyim ve barınma sorununun çözülmesi lazım. Genelde giyim ve yeme içme sorunu çözülmüş oluyor. Asıl sorun çok yiyip hastalanmamızda. Bütün Korelilerin yeme içme, giyim sorunu şimdi çözüldü. Ama genelinin ev sorunu, konut sorunu var. Öyleyse iyi yaşamak için sağlıklı yaşamalı ve eve benzeyen bir evde yaşamalıyız. Ondan sonra artık arabaya ihtiyacımız var. Her ne kadar iyi bir evde yaşasak da otobüsün peşinden koşup eşyalarla pazar gezmek gibi şeyleri yaparsak iyi bir şekilde yaşadığımızı söyleyemeyiz. O yüzden arabanız olmalı. Ayrıca sevgi kısmı bulunduğundan hayırlı bir evlat olup çocuklarınıza da iyi davranmalısınız. Öğrenme kısmına gelirsek, çocukların eğitim sorunu da var. Buna kendi ders çalışmanız da dahil edilebilir. Sizin de öğrenmek istediğiniz şeyler varsa ders çalışın. Ayrıca katkıda bulunduğunuz hayata gönüllü çalışma veya bağışı dahil edebilirsiniz. Yine iyi yaşamak için nakit bulundurmaya da ihtiyacınız var. Borçlarınızı ödedikten sonra hesabınızda gönlünüzce harcayabileceğiniz nakit olmalı. O paraya kocanızın karışmaması lazım. Ve istediğiniz gibi harcayabileceğiniz, anne babanıza istediğiniz gibi verebileceğiniz böyle bir para yaklaşık 100-200 milyon won kadar bile olsa yeter değil mi? 500 milyon, 1 milyar won kadar paranız olsa keyfiniz yerinde olur değil mi? Böyle bir nakde sahip olmanız da iyi olur. Başka ne olabilir? Seyahat, hobi gibi şeyler de iyi yaşam kısmına dahil. Bu şeylerle ilgili koşullarınızı yazın. Bunu hepiniz farklı yazabilirsiniz. Bazılarınız için şu anda yaşadığı ev yeterliyse bunu yazmasanız da olur. Öyleyse bu bizim ölçütümüz oluyor. Bu şu an sizlerin örneğin sağlık konusunda ne kadar memnunsanız ona göre birden ona kadar puan veriyorsunuz. Sağlıklı doğdunuz ama dikkat etmediyseniz, olduğu gibi sağlığınızı koruyorsanız 5 puan. Yaşamak istediğim ev 230 metrekarelik bir apartman dairesi. Şu an yaşadığım ev 115 metrekarelik ise, gönüllü faaliyet neredeyse hiç yapmamışsınız. Nakdiniz yok. O zaman bunu bu şekilde bağdaştırın. Bağdaştırırsanız bu sizin hayat çarkınız olur. Bu yamuk ve küçükse yolunda gitmeyen bir hayatı yaşadığınızı gösterir. Fakat hepsi 10 tam puansa bunların hepsini bağdaştırdığınızda yuvarlak ve kocaman bir çark ortaya çıkar. Yani bizlerin bu ne kadar yamuk ve küçükse bunu o oranda dengeli bir şekilde genişletmemiz gerekiyor. Öyleyse 10 tam puan olması için sağlığınızı nasıl koruyacağınız, evinizi, arabanızı, anne babanızı, çocuklarınızın eğitimini ne yapacağınız ve sonrasında bağış, gönüllü yardım, nakit para, seyahat, hobi gibi şeyleri nasıl halledeceğinizi bu dörtgenin içine yazıyorsunuz. Ev diyenler ev almayanlardır. O yüzden daire mi istersiniz? Villa mı istersiniz? Müstakil bir ev mi istersiniz? Ne kadar büyük bir ev istersiniz? Bunları çok detaylı bir şekilde açıklamalısınız. Öyleyse misal, müstakil ev dediniz. Bunu da adım adım yazmanız daha iyi olacaktır. Örneğin, şu anda yıllık kirada oturuyorsunuz. Öyleyse, 300 milyonluk bir yerde yaşıyorsunuz. 1 milyarlık, 165 metrekare bir daireye, şu zamana kadar taşınacağım diye yazıyorsunuz ancak buraya fiyatını da yazın. Öncelikle detaylı bir şekilde yazın. İkinci olarak fiyatı, sayıyı yazın. Sayılarda para miktarı ve tarih vardır, değil mi? Temel olarak buna uyun. Bu şekilde hepsini yazarsanız benim yaşamak istediğim ev nasıl bir ev? Şimdilik 165 metrekarelik ama son olarak yaşamak istediğim ev en az 5 odalı olmalı diyorsanız en az 230 metrekarelik olması lazım. Bu şekilde oluyor. Ondan sonra araba için şu anda Hyundai Sonata kullanıyorsunuz ama gerçekten kullanmak istediğiniz bir araba var. Bu araba Mercedes Benz S sınıfından olmalı. Mercedes-Benz S sınıfı çok büyük. Bu yüzden mesela SL e binmeniz gerekiyor. O zaman o şekilde yazın. SL 550 model olmalı. Bu şekilde yazın. Bazılarınızın Porsche kullanması gerekiyor. Ondan sonra hayırlı bir evlat olmak için ne yapacaksınız? Hayırlı evlat olmak için ebeveynlerinize azar azar para vererek evlat olarak yapmam gereken her şeyi yaptım diye düşünmeyin. 300 ila 500 bin won vererek hayırlı evlat olunmuyor. Geçimlerini sağlayabilecekleri kadar para vermeniz gerekiyor. Ancak şu anda kendi geçiminizi sağlayamazken ebeveynlerinizin geçinecekleri paraya öncelik vermeniz oldukça zordur. Öyleyse öncelikle en azından arayıp sorun. Haftada bir aramayı herkes yapabilir. Ama onu da yapmıyorsunuz. Anne babanız en azından onu yapmanızı umut ediyorlar. Şu an yapabileceğimiz şeyleri şimdi yaparak son hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Yani bağış ve gönüllü yardım gibi şeyleri de daha sonra para kazanınca yapacağım deyip de yapanı görmedim. Para kazandıkları zaman harcamakla meşgul olduklarından bağış gibi şeyler yapmıyorlar. Bu yüzden zor durumdayken benden daha zor durumdakilere yardım edeceğim düşüncesine sahip olmayan kişiler sonunda bağış yapamazlar. Bu şekilde nasıl bir hayat yaşamak istediğinizi bir film gibi beyninizde oluşturmanız gerekiyor. Bu şekilde çizerseniz. Ben bu şekilde hesaplayın dedim, değil mi? Ne kadar tutuyor, ne kadar bağış yaptığınızı da yazarsanız oldukça yüksek bir miktar ortaya çıkıyor. 3 milyon won yetecek mi? 7 milyon won yetecek mi? Yetmez. Böyle yaşamak istemiyorum. Bu yüzden sadece 3 milyon, 7 milyon won kazanacağım diye düşünürseniz, bu işi yapacak gücü kendinizde bulamazsınız. Ben sıradan olmayı seviyorum deyip öylesine yaşıyorlar. Şirketim iflas ettikten sonra aylık 500 bin won'a tek odalı bir evde 3 yıl yaşadığımdan, Sıradan biri olarak yaşamanın pek iyi bir şey olmadığını söyleyebilirim. Sizler zengin olacağınızı düşünüp, sosyal lider olacağınızı düşündüğünüzde olursunuz. Neden mi? Zengin olanların hepsi kendilerinin zengin olacağını düşündükleri için zengin oldular. Siz de zengin olacağım derseniz kimse size bir şey demez. Bu yüzden zengin olacağım deyin, ilan edin, kimseye aldırış etmeden bağırarak söylemelisiniz. Bunu yapacağınızı ilan edip yapmaya çalışırsanız gerçek olur. Yine de içinden ben yapamayacağım diye sonuna kadar inat edenler var. Yalnız gerçekten fakir olduğum zamanlarda zengin olacağımı düşündüğüm zamanlarda aklımda yüzde100 zengin olacağımdan emin değildim. Hastaydım çalışamıyordum bile. Bu durumda sadece yüzde bir ihtimalle olur diyordum. Yüzde doksan dokuz olmaz diye düşündüm. Fakat biz o yüzde birlik kısma doğru ilerlemeliyiz. Mağaraya hapsolduğunuzu düşünün. Tüm duvarlar siyah görünür değil mi? Mağaranın girişi uzakta küçücük görünür. Fakat biz o mağaranın küçücük girişinden görünen ışığa doğru adım adım karanlıkta ilerlemeliyiz. Ben içimden hep öyle düşünürdüm. Dört yanım bunun olmayacağı düşüncesiyle doluydu. Kendim bile inanmıyordum. Fakat yine de olacağını düşünmeliyiz. Bu gibi umudumuzun tükendiği zamanlarda umutlanmalıyız. Umudum bile yoksa kendimden ümidi kesmiş olurum. Bu yüzden umutsuz olduğunuzda tek umudunuz umudunuzun olmasıdır. Bu sözü gerçekten çok zor zamanlar geçirirken kendime yüz kere, bin kere, on bin kere söyledim. Çaresiz bir şekilde öylece çöküp kalamazdım. Neden mi? Çünkü sevdiğim bir ailem vardı. Ben çökersem sadece ben değil, sevdiğim eşim de çöker. Çocuklarım da zor bir hayat yaşamak zorunda kalır. Anne babamsa büyük bir hayal kırıklığına uğrardı. Bu yüzden sevdiğim insanlar için bile olsa çöküp kalamazdım. İçimi karanlık ve çaresizlik bürümüş olsa da, o ana kadar öyle olmuş olsa bile, bugün Başarı Akademisi'ne geldiniz ve yine de ben de bir umut ışığı olduğunu fark ettim. Benim hayatıma da ışık yerleşebilir. Ben de hayatım için umutlanabilirim. Hayalinizi gerçekleştirebileceğinize dair küçücük bir ihtimal dahi görseniz, buna tutunarak sonuna kadar gidebilirsiniz. O zaman o şey gerçekleşir. Yani dünyadaki her şeyi %100 mümkün olduğu için yapmıyorsunuz. 99 imkansız olsa da yalnızca yüzde bir mümkünse, o yüzde bire tutunup onu %2'ye ikiye çıkarıp yüzde beşe çıkarıp yüzde çıkarıp yüzde çıkararak sonunda gerçekleştiriyorsunuz. Bütün başarılı insanlar bu şekilde yapıyor. Bu yüzden zorluk çektikleri geçmişlerine dönüp bakınca bunca zorluğa rağmen böyle başarılı oldum diyorlar. Başarılı insanların geçmişine bakacak olursak hepsi geçmişte perişan haldelermiş. Ayrıca başarılı insanların geçmişi ne kadar perişansa o başarı o kadar parlar derler. Şu anda zorluklarla dolu, perişan bir hayat yaşıyorsanız, sonrasında başarılı olduğunuzda ben bu kadar zor bir durumda, perişan bir haldeydim ama buna rağmen ayağa kalktım. Sizin havalı bir başarı konuşması yapabilmeniz için şu an böyle bir zor durumda olduğunuzu düşünmeniz yeterli. Ben öyle düşündüm. 2.8 milyon wonluk ikinci el karnivalle dolaşırken bu arabaya bineceğim günde bu arabayla dolaşırken yaşadığım olaylarda benim için kıymetli anılar olarak kalabilecek. Böyle düşünerek o arabayı özgüvenle kullandım. Onu gururla kullanırken onlara bir Mercedes vereceğimi söyledim. Ve bu imkansız şeyi duyup inanan ve peşinden giden insanlar da anormal insanlardır. Karnivalle dolaşan biri var. Üstelik ikinci el bir karnivalle dolaşan biri. Size bir şekilde Mercedes 50 milyon won, 300 milyon won, 1 milyar won mu verecekmiş? Tam bir saçmalık. Ancak bu saçmalık gerçeğe dönüştü. Sizin hayatlarınız da böyle. Ben şu anda iki büklüm bir haldeyim. Okula giderken de çalışkan değildim. Hiçbir şey yapamıyordum. Bir şeyler yapsam da hepsinde başarısız oldum. Nasıl olur da 30 milyon, 70 milyon won kazanan birine dönüşebilirim? Sizler de bunu mutlaka başarmalısınız. Neden mi? Çünkü sizin başarınız sevdiklerinizin başarısıdır. Bu yüzden mutlaka başarmalısınız. Biz yaşamak istediğimiz dengeli hayatımız için birçok şeyi değiştirebiliriz. Yani bu şekilde değiştirmek demek öncelikle zihnimizde bu şekilde yaşayacağım düşüncesine sahip olmayı gerektirir. Aklımda böyle bir düşünceye sahip olmam gerek. Böylelikle yaşamak istediğim evde yaşarım, binmek istediğim arabaya binerim. Evlatlarıma istedikleri her şeyi yapmaları için cesaret verebilirim. Sonrasında anne ve babam için de yapmak istediklerimi yaparım. Çevremdekilere gönüllü yardımda da bulunurum. Bağışta da bulunurum. Güzel vakitlerde seyahate de çıkarım. Bu şekilde yaşayan halinizi bir çizin. Bu yüzden böyle bir hayat yaşayabileceğiniz bir senaryo yazarak beyninizin içinde o filmi sürekli çevirmelisiniz. Ancak bu film öyle ya da böyle değişebilir. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Neden mi? Çünkü senaryoyu siz yazıyorsunuz. Filmi siz yönetiyorsunuz ve başrolde sizsiniz. Aklınızda yarattığınız filme göre hayatınız şekillenir. Ayrıca bu şekilde değişmesi çok uzun sürmüyor. 3 ila 5 yıl diye düşünebilirsiniz. Gelecekteki hayatınızın nasıl olacağını beyninizde güzelce çizin ve bunu mutlaka yazıya dökün. Bu saate kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konuşmamı sonlandırıyorum.